Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf kimya ve elektrik ünitesinde 4. bölümdeyiz. Kimyasallardan elektrik üretimi. Bu video içerisinde pillerin ömründen, pilleri daha uzun süre ve verimli kullanmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bir de lityum iyon pilleri ve avantajlarından söz edeceğiz. Pillerin ömrüyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi pillerin ömrünü ay ya da yıl olarak belirlemek çok mantıklı olmaz. Bunun yerine kullanılan bir çevrim kavramı vardır. Nedir çevrim dediğimizde pilin ya daha doğrusu bir şarj dolum ve bunun devamında gelen bir deşarj yani boşalma olayına bir çevrim diyoruz. Bir çevrim. Siz pilinizi aldınız, ilk bir şarj ettiniz, dolum olayını gerçekleştirdiniz. Sonra kullandınız bu pilin boşalmasını, boşalması gerçekleşti. İşte birbirini takip eden bu olaylar bir çevrimi tanımlıyor. Ve biz ömrünü de çevrimle belirliyoruz. Ee, şarj, edilep, şarj edilebilir pillerde bu çevrim 500 ile 1500 arasında değişebiliyor. Örneğin sizin bir piliniz var. Ee, 1500 çevrim ömrünü belirliyor. Siz şarj ettiniz, kullandınız. Yaklaşık 1500 çevrim yaptığınızda pil de ömrünü tamamlamış oluyor. Şimdi burada önemli şöyle bir noktamız var arkadaşlar. Öncelikle her pilin başlangıçta sahip olduğu bir enerji kapasitesi vardır pilin başlangıçta sahip olduğu sahip olduğu enerji kapasitesi var. Ve her bir çevrimde arkadaşlar bu enerji kapasitesinde bir miktar azalma olur. Yani diyeceğiz ki pilin başlangıçta sahip olduğu enerji kapasitesi her bir çevrimde bir miktar azalır. Yani piliniz yavaş yavaş ilk aldığınız andan itibaren ömrünü tamamlamaya doğru gider. O nedenle denir ki sevgili arkadaşlar pilleri tamamen bitmeden şarj etmemek gerekir. Çünkü etmemek gerekir. Siz piliniz tamamen bitmeden şarj ettiğinizde onu yeni bir döngüye sokmuş olursunuz. Dolayısıyla enerji miktarında sahip olduğu enerji kapasitesinde bir miktar daha azalmaya sebep olursunuz ve pilin ömrünü daha kısa sürede tamamlamasına neden olursunuz. Ee, şarj edilebilir pillerle ilgili ikinci önemli bir nokta arkadaşlar cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar bunlar uzun süre kullanılmadığı durumlarda piller kendiliğinden boşalır. Ve bu olaya da derin boşalma adı verilir. Yani siz dizüstü bilgisayarınızı ya da tabletinizi çok uzun süre kullanmamışsanız derin boşalmaya neden olabilirsiniz ve bu derin boşalma şu yüzden önemlidir. Derin boşalmadan sonra sevgili arkadaşlar, derin boşalmadan sonra piller sonra tekrar şarj edilemez ve ömrünü tamamlamış olur şarj edilemez ve ömrünü tamamlar. O nedenle bunları arada açmak, kullanmak gerekir ki derin boşalma olayı gerçekleşmesin. Burada Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabında da verilen pillerin daha uzun süre ve verimli kullanılabilmesi için neler yapılması gerekiyor bunlar var. Ben uzun uzun yazmayayım dedim çünkü sizin buradan da okuyup çok rahat aklınızda tutabileceğiniz şeyler. Ee, öncelikle pilleri daha uzun süre ve verimli kullanmak istiyorsak öngörülen voltaj değerinin üzerinde akımlar çekilmemesi lazım, kısa devreye maruz kalmamalı, ani ve aşırı voltajda yüklenmemeli, çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda kullanılmamalı. Hatırlayınız pil tepkimeleri denge tepkimeleriydi ve sıcaklık dengeyi ileri yönde ya da geri yönde bozuluyordu. Bu da çevrimin e, daha hızlı gerçekleşmesine neden olabilir. Ee, Tavsiye edilen şarj cihazlarıyla şarj edilmeleri önemli. Darbe, şok ya da titreşimlere maruz bırakılmamalı ve uzun süre şarjda tutulmamaları gerekiyor. Bu önlemleri alırsanız pillerinizi daha uzun süre ve verimli kullanabilirsiniz. Tekrar söyleyelim bir de çevrim döngüsü çok önemli. Pilinizi tamamen bitmeden sürekli olarak şarjda tutmanız da ömrünü daha kısa sürede tamamlamasına neden oluyor. Gelelim lityum iyon pillerine. Aslında birçok çeşit pil var arkadaşlar ama ne, neden özellikle lityum iyon pilleri dersek? Bunlar günlük hayatımızda en çok kullandığımız pillerden bir tanesi. Cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tabletlerde lityum iyon pilleri vardır. Çünkü çok iyi enerji üretirler. Şimdi bizim daha önce kullandığımız kavramlar var. Şimdi, bir pilin potansiyeli Elektrotların yükseltgenme potansiyelleri farkıyla orantılıydı. Hatta pil potansiyeli dediğimiz zaman bu birim yük başına oluş, e, açığa çıkan enerji miktarını da belirtiyordu. Potansiyel farkı ne kadar fazlaysa o kadar çok enerji elde edebildiğimizi söyleriz. Ve biz çok iyi enerji elde etmek istiyorsak arkadaşlar potansiyeli çok fazla olsun istiyorsak anot yarı hücresinde en aktif metali yani yükseltgenme potansiyeli en fazla olan katot yarı hücresinde ise aktifliği en az olan yani yükseltgenme potansiyeli en az olan maddeyi kullanırsak pil potansiyeli o kadar fazla olur. Şimdi ne demek istiyoruz? Gelin örnekler üzerinden bir kere daha hatırlayalım. Bakın burada metal metal katyonlarının 6 tanesini vermişim ben. Ee, indirgenme potansiyelleri var. Peki Bunlar indirgenme potansiyeli ama metalik aktiflik dediğimizde biz yükseltgenme potansiyellerine bakıyoruz. Yükseltgenme potansiyelleri için denklemleri ters çeviriyorduk hatırlayınız. Bir de işaret değiştiriyorduk. Şimdi lityumun birkaç tanesini yazalım hatırlayalım. Yükseltgenme potansiyeli artı 3,040 volttur. İşte kalsiyumun yükseltgenme potansiyeli Artı 2,866 volttur. Aradakileri siz yaparsınız. Gümüşün yükseltgenme potansiyeli bakınız hidrojenden daha az. Eksi 0,799 volttu. Ve yükseltgenme eğilimleri ya da yükseltgenme potansiyellerine göre aktifliklerini sıralıyorduk arkadaşlar. O zaman içlerinde yükseltgenme potansiyeli en fazla olan lityum en aktif metalimizdir. Sonra kalsiyum gelir. Sonra magnezyum gelir. Buradaki 6 element içerisinde alüminyum, bakır ve gümüş gelir. Az önceki ifade der ki en yükseltgenme potansiyeli fazla olan elementle yükseltgenme potansiyeli en az olan iki metalle hazırlayacağımız bir pilin potansiyeli en fazla olur. Yani birim elektron başına vereceği enerji miktarı en fazla olur. Yani biz bu 6 metalden lityum ve gümüşü kullanarak bir standart hücre hazırlarsak yani bir pil hazırlarsak bunun potansiyeli en fazla olur. Ve üreteceği enerji miktarı da ona göre en fazla olur. En fazla. Hatta hesaplayabilirsiniz de lityum anot olacaktır aktif olduğu için. Magnez, özür dilerim gümüş katot olacaktır. Anot olduğu için lityum yükselt gelecektir. Artı 3,040 voltla katot olduğu için gümüş indirgenecektir. Artı 799 voltla bunları topladığımızda da hücre potansiyelini elde ederiz. Yaklaşık e, şimdi toplamam çok zor olacak ama yaklaşık 3,8 volt gibi bir değer çıkacak. Yani şu ikisiyle yaptığım pilin potansiyeli en fazla olur diyoruz. Az önce gördüğünüz standart yükseltgenme potansiyeli en fazla olan lityum elementi dolayısıyla biz lityumu anot olarak kullanarak arkadaşlar potansiyeli çok büyük olan, enerji üretimi çok fazla olan pilleri elde edebiliyoruz. İşte bu pillere lityum iyon pilleri adı verilir. Lityum iyon pili. Diğer pil sistemlerimize benziyor. Yine bir anotumuz var. Yine bir katotumuz var. Burada anotta lityum metali kullanılır. Katotta ise titanyum 4 sülfür kullanılır arkadaşlar. Diğer e, pillerden farkı şu. E, diğer pillerde biz elektrolit çözeltiler ya da sıvılar kullanıyorduk. Sıvılar diyeyim. Burada ise katı elektrolit kullanılır. E tabii ki cep telefonunuza falan o sıvının akmasını böyle bir risk olmasını kabul etmezsiniz. Katı elektrolit dediğimiz arkadaşlar polimer yapılı katı bir maddedir. lı katı madde. Yani elektrik akımını ileten polimer yapılı katı bir madde kullanıyoruz elektrolit olarak ve yine anotta yükseltgenme gerçekleşiyor. Burada anot tepkimesinde arkadaşlar kullandığımız lityum elektrotun lityum artı bir iyonlarına yükseltgenmesi var. Ve iyonlar bakın çözeltiye daha doğrusu katının içerisinde hareket ediyor. Çözelti değil o. Katotta gerçekleşen tepkimede indirgenme olayı gerçekleşecek. Burada titanyum 4 sülfür elektron alarak indirgeniyor. Ve pil tepkimemizi elde ediyoruz. Bunların toplamı da bize arkadaşlar pil tepkimemizi veriyor. Hop, onu da yazdıktan sonra peki burada önemli olan arkadaşlar daha çok karşılaşabileceğiniz lityum iyon pillerinde lityum bizim anotumuzdur. Çünkü yükseltgenme potansiyeli çok fazla bu nedenle elektron akışı daha seri olabilir daha istemli olabilir. Elektrolit olarak katı bir elektrolit kullanıyoruz. Polimer yapılı katı bir maddedir bu da. Pekala gelin e, pillerinin avantajları ne? Bir de ona bakalım. Burada da lityumiyon pillerini yine yazarak verdim arkadaşlar. Bunu yazmakla vakit kaybetmeyelim diye. Özellikleri şu. Şarj edilerek defalarca kullanılabilirler. Yani çevrim e, bir çevrimden bahsetmiştik ya. Çevrim sayıları çok fazla. İkincisi, karbondioksit salınımı çok az olduğundan ve toksik, zehirli madde içermediğinden çevreye verdiği zarar çok az. B. Kütlesi çok küçük. Çünkü lityum e, atomları çok küçüktür zaten. Atom numarası 3. Ancak bu kütleye göre ener ürettiği enerji miktarının çok fazla olması bunun çok fazla kullanım alanının olmasını sağlıyor. Dizüstü bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları gibi yani kütle küçük ama bu kütleye göre ürettiği enerji miktarı çok fazla. Bu nedenle çok yaygın olarak kullanılan bir pil türüdür. Lityum iyon pilleri arkadaşlar. Lityum iyon pilleriyle bir tane de örnek yapalım dedim arkadaşlar. Bu Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabının ünite sonu sorularında var. Lityum ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şarj edilerek defalar defalarca kullanılabilir ki bu en önemli avantajlarından biri. Az önce az önce söyledik toksik olmadıkları için ve karbondioksit salınımı çok az olduğu için çevreye zararları diğer pillere göre daha az. Elektrolit olarak katı madde kullanılıyor. Hatta katı polimer yapılı bir madde kullanılıyor dedik. Lityum metali arkadaşlar, hop, anot olarak kullanılıyor. Bu yanlıştır. Anotta potansiyeli en fazla, yükseltgenme potansiyeli en fazla olan elementi kullanıyoruz ve Kütlesi az ve buna rağmen enerji üretimi çok fazla olduğu için de tercih ediliyor demiştik. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı da D seçeneği olacaktır. Bu videoda sizlerde kimyasallardan enerji üretimi yani pil ömrü, litümyon pillerinden bahsettik. Bundan sonraki videolarla arkadaşlar ünitenin son bölümüne elektrolize başlıyoruz. Görüşmek üzere.